Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python eğitim serimize kaldığımız yerden tüm hızımıza devam ediyoruz. En son PyQt5 üzerinden boş bir pencere yapısı nasıl oluşturulur? Bununla ilgili sizlere kısa bir bilgi vermeye çalıştım. Bugünkü videomuzda ise bu oluşturmuş olduğumuz boş pencere üzerinde çok basit bir şekilde neler yapabiliriz ve bunları Python dili üzerinden kodlarla nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu videodan sonraki süreçte ise arkadaşlar PyQt 5 eğitimimizin başında uygulama olarak entegre ettiğimiz Designer kısmından devam edeceğiz. Yani aslında benim bugünkü videoda yapmış olacağım bu pencere ve pencere üzerinden bazı işlemleri, kullanacağımız özellikleri biz Designer üzerinden rahatlıkla yapabiliyoruz. Ancak biz Designer üzerinde bir işlem yaptığımızda bunun Python tarafında nasıl bir mantıkla çalıştığını size kısaca anlatmaya çalışacağım. Daha sonra o mantığı anladıysak da bundan sonraki süreçlerde hem Designer'ı kullanacağız hem Python'ı kullanacağız ve ikisiyle birlikte güzel bir işler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Peki, geldik buraya, Python'ı açtık. İlk önce from PyQt şöyle yazalım. PyQt 5 üzerinden Witches'ı bir çağıralım arkadaşlar. Qt Witches'ı bir çağıralım. Daha sonra import yıldız diyerek bütün yapıları alalım. Yani tek tek uğraşmayalım. Daha sonra yine PyQt 5 üzerinden Qt GUI yapısını da çağıralım. Hatta şöyle import yıldız yapalım. Bunu da elimizde dursun. Import sistemi de çağıralım arkadaşlar. Üç kütüphane yapısını da entegre etmiş olduk. Peki, boş bir pencere başlayalım. Boş bir pencere yapımına başlıyorum. Buna app ismini verdim. Yani aslında uygulama ama İngilizce kısaltılmışı direkt application olarak app kısaltmasını verdim arkadaşlar. Şimdi bir önceki videoda boş bir pencere oluştururken nasıl çalışıyorduk arkadaşlar? Şuradan Qt Witches yapısını çağırıyorduk. Ancak bu yapıyı ben import üzerinden tamamını çağırdığım için yani artık Q application yapısını Qt Witches üzerinden çağırmama gerek yok. Eğer bütün yapıyı kütüphaneye entegre etmeseydim yine application yapısına Witches üzerinden almam gerekiyordu. Ancak şu anda bunların hiçbirisine gerek yok. Direkt ben Q application diyerek bunu çalıştırmış oluyorum. İçerisine csv.arc yapısını ekledik. Yani uygulamayı bu şekilde bir değişkene tanımlamış olduk. Bir de W, Windows'un kısaltılmışı, yani pencerenin kısaltılmışı olarak W alalım. Bunu da yine direkt Qmain Window olarak çağırabilirim arkadaşlar. Artık boş bir pencere yapısını da oluşturmuş olduk. Daha sonra w.show diyerek ve daha sonra da app. Şöyle exec diyerek bu işimi gerçekleştirelim. Şimdi çalıştırdığımız zaman artık boş bir pencere yapısını bu şekilde çalıştırabiliyorduk. Peki bu pencere yapısı üzerinde biz neler yapabiliyoruz? Yani ne gibi özellikler kullanabiliyoruz? Mesela yine bir önceki videoda yapmış olduğumuz buradaki yazıyı değiştirebiliriz arkadaşlar. Orada ne yazıyordu? Python yazıyordu. Ben onun yerine W üzerinden artık pencereyi W diye bir değişkene tanımladım ve özellikleri bunun üzerinden çağırabilirim. Geldim buraya set window title diyorum. Dedim ki hoş geldiniz. Yani artık yukarıdaki kısma Python yerine hoş geldiniz değeri atamış olduk arkadaşlar. Peki ilk açtığımızdaki şu görmüş olduğunuz pencere boyutunu ayarlayabilir miyiz? Bunu da ayarlayabiliriz. Bunun için de arkadaşlar yine pencere üzerinden bu işlemi gerçekleştireceğim için W nokta diyorum. Resize ifadesini çağırıyorum. Bu resize içerisine arkadaşlar genişlik ve yükseklik birimlerini vermem gerekiyor ki pencerenin boyutu hakkında, ilk açılış boyutu hakkında bir bilgiyi girmiş olayım. Şimdi geldim mesela 640 genişlik, 480 de yükseklik bilgisini girdiğimizde
Çalıştırdığımız arkadaşlar, bakın biraz önce küçük bir şekilde açılan boş penceremiz artık bizim belirttiğimiz boyut üzerinden açılmaya başladı arkadaşlar. Peki biz şu anda bunu çalıştırdığımızda, pencereyi açtığımızda, pencere bakın şurada tam böyle ekranın ortasında açılıyor. Pencerenin açılacağı, yani masaüstü üzerine pencerenin açılacağı alanı da biz belirtebiliyoruz. Bunun için de arkadaşlar W üzerinden move metodunu kullanacağız. Bu move metodu yine iki parametre yapısında nokta alıyor. Bunlar bir x düzlemi, bir de y düzlemi arkadaşlar. İlk aldığı parametre x düzlemi. Yani aslında soldan sağa ne kadarlık bir mesafeyle işlemi gerçekleştirecek. İkinci alacağı parametre ise y düzlemi, yani yukarıdan aşağıya ne kadarlık bir alan bırakıp bu işlemi gerçekleştirecek. Örneğin 500'e 200 değerini verdiğimizde ve çalıştırdığımızda bakın biraz önce böyle sol taraftan doğru açılan değer, pencere değeri biraz daha sola kaymış oldu. Mesela bunu yine mesela 700 yaparsanız, şimdi x neydi? Soldan sağa düzlemi, 700 değeri neydi? Yukarı ya da aşağı da oynama yapabileceğimizi gösteriyoruz. Şimdi çalıştırdık. Bakın bu sefer de aşağı doğru bir kayma yaptı ve pencere burada açıldı. Tekrar buradaki olağan değerini girelim. Şuraya 200 yapalım arkadaşlar ve çalıştırdığımızda şöyle ortalı bir değere gelsin. Yani resize metodu pencerenin boyutuyla ilgili, move metodu ise pencerenin konumuyla ilgili bir değer arkadaşlar. Peki bu pencere içerisinde ne gibi işlemler yapabiliriz? Mesela bir window title'la bir başlık ekleyebildik. Pencerenin içerisine herhangi bir konuma bir nesne eklemek istiyorsam arkadaşlar, o nesneyi yukarıda görmüş olduğunuz window tarzı bir değişkene atamam gerekiyor. Örneğin bir text box yapısı kurmam gerekiyor. Yani üzerinde bir noktaya yazı yazacağım. Bunun için arkadaşlar benim tekrar yeniden şöyle yazı diye bir tane değişken tanımlayayım. Eğer bir yazı yazacaksak arkadaşlar, bunu QLabel üzerinden gerçekleştiriyoruz. Ve QLabel'ın içerisine parametre olarak W göndermem gerekiyor. Yani pencereye göndermem gerekiyor ki QLabel işlemini nerede yapacağı ile ilgili. Yani pencereye gönderiyorum QLabel üzerinden W. Daha sonra artık yazı isimli değişkeni tanımladım. Yazı üzerinden işlemleri gerçekleştiriyorum. Diyorum ki bir tane set şöyle text yapısını kullan. Set text dediğimiz metot arkadaşlar, ekrana yazdıracağımız yazının ne olacağını göndereceğimiz bir metot. Örneğin diyelim ki kullanıcı adı diye bir değer gönderdim. Şimdi bu değeri ekrana yazdırdığımızda, çalıştırdığımızda arkadaşlar, bakın şurada tam 0'a 0 kullanıcı adı isimli bir yazı yazdırmış olduk. Şimdi bunun üzerinde mesela konumuyla ilgili veya fontuyla ilgili bazı işlemler yapabiliriz. Şimdi ilk önce isterseniz konumuyla ilgili işlem yapalım. Zaten mesela burada W üzerinden, yani pencerenin geneli üzerinden bir konum işleminin hangi metotla yapılacağını burada sizlere göstermiştim. Yani move metodu. Aynı mantığı yazı üzerinden de gerçekleştirebilirim arkadaşlar. Geldim yazı nokta move diyerek yazının pencere üzerinde hangi koordinat yapısında bulunması gerektiğini belirtmem gerekiyor. Örneğin 30'a 30'luk bir birim girelim ve çalıştırdığımız zaman arkadaşlar 0'a 0 olarak gelen, buraya kullanıcı olarak gelen değer artık pencere üzerinde soldan 30, yukarıdan 30 şeklinde bir birim hesabıyla buraya yerleştirmiş olduk. Yani move metodunu kullanarak yazacağımız yazının konumunu pencere üzerinde herhangi bir noktaya yerleştirme işlemi yapabiliriz arkadaşlar. Yine aynı şekilde fontuyla da oynayabiliriz. Bunun için de yazı üzerinden yine devam ediyoruz. Diyorum ki set font yapısını kullan. Set font yapısının içerisine arkadaşlar qfont yapısını entegre ediyoruz. Örneğin yazı tipi şöyle Arial yazı tipinde olsun ve boyutu da 10 birim olsun. Şimdi tekrar çalıştırdığımızda
yazı tipinin ve bakın buradan boyutunun değiştiğini görmüş olduk. Yani pencere üzerine istediğimiz bir yazıyı gönderebilir ve bu istediğimiz yazı üzerinden de istediğimiz özellikleri bu şekilde kullanabiliriz. Yine söylüyorum, buraya çok fazla takılmayın. Bunların çoğunu zaten biz designer üzerinden yapacağız. Ancak arka planda bu işlemler nasıl gerçekleştiriliyor, onları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Mesela burada önemli olan nokta W isimli değişkenin bir window olduğu, yani window'a işlediğimiz ve bu nesne üzerinden de metotları çağırdığımız, bu mesela önemli bir konudur. Yine aynı mantıkla yazı yazacağımız için yazı isimli değişkeni üretip bunu QLabel'dan çağırıyoruz ve artık yazı isimli bizim ürettiğimiz değişken obje yapısının üzerinden metotları çağırarak o yazının bütün karakteristik özelliğine erişim sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Peki mesela yazıyı nasıl oluşturuyorduk? QLabel. Bunu öğrendik. QMain Window ile pencere oluşturuyoruz. QLabel ile bir yazı oluşturuyoruz. Örneğin mesela bir textbox yapısı oluşturalım. Bu arada biraz önce de textbox dedim ama bu textbox yapısı değil. Bu normal bildiğimiz text. Textbox yapısı dediğimiz şey bir kutu arkadaşlar. Kutunun içerisine yazı yazabildiğimiz yapıya textbox diyoruz. Onu düzeltelim. Şimdi yeni bir obje üreteceğiz sonuçta. Pencere içerisinde kullanabilmem için yazı gibi farklı bir obje üretmem gerekiyor. Mesela bunun ismine de kutu diyelim. Eğer bir textbox yapısı kullanmak istiyorsanız arkadaşlar QLine edit dediğimiz yapıyı çağırmamız gerekiyor. Ve içerisine de yine pencerede kullanacağımız için W'yu göndermemiz gerekiyor. Örneğin sadece kutunun konumunu belirtelim. Mesela konumu nere olsun? İşte kullanıcı adının biraz daha böyle sağına doğru gitsin. Şöyle mov yapalım. Kutu.mov diyelim. Örneğin şöyle 100 değerini, 30 değerini bir verelim. Nereye gelecek? Yükseklik 30. Bakın yüksekliği yakalamam lazım. Çünkü yazının yüksekliği 30 ise kutunun da yüksekliği 30. Çünkü kullanıcı adının tam karşısına yazmam gerekiyor bu textbox yapısını. Yükseklikten kurtardık. Mu 30. Şimdi kullanıcı adının kaç karakter olduğu önemli burada. Mesela önce bir 100'ü bir deneyelim. Bakalım olacak mı istediğimiz yerde. Mesela tam olmadı. Biraz daha böyle sağa doğru gitmem gerekiyor. Dikkat ederseniz buradaki kutu şuradaki adının ı ve iki nokta üst üste kısmını kapattı. Örneğin buna 150 diyelim. Şöyle biraz da mesafe bıraksın hatta. Şimdi 150 dediğimizde de bakın böyle, gerçi burada da biraz fazla mı şey oldu? 130 yapalım. Aralık çok oldu değil mi? Şöyle çalıştıralım. Gelsin. Bakın burada da kullanıcı adının karşısına burada görmüş olduğunuz bir textbox yapısı uygulamış olduk arkadaşlar. Yani yaptığımız işlem aslında bu tamamen. Bir boş bir pencere yaratıyoruz ve pencere üzerine objeler yaratıyoruz. Ve bu objeleri de metotlar üzerinden işte konumu olsun, yazı tipi olsun vesaire yüzlerce özelliği üzerine erişim sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Örneğin başka ne yapalım? Bir buton oluşturalım mesela. Şöyle buton diyelim. Buton yapısı da arkadaşlar Q baş buton, yani basılabilir bir buton düğme yapısı uygulayacağız. Yine aynı mantık W içerisine gönderdim. Daha sonra şöyle buton üzerinden mesela set text yapalım. Gerçi buton yazdık şöyle. Buton üzerinden bir set text gönderelim. Yani butonun üzerinde yazacağı bir yazı gönderelim. Buna da mesela giriş değerini verelim arkadaşlar. Şöyle gelsin bir çalıştıralım. Nasıl bir şey ortaya çıkacak. Bakın herhangi bir konum vermediğim için buraya basılabilir bir giriş butonu koydu. Ancak butonun konumu buraya uygun değil tabii ki. Mesela ne yapalım? Buraya da yine move üzerinden bir buton yapısından şöyle move değeri verelim. Nereye koyalım? Şöyle bir bakalım hatta. Şimdi yukarıdan 30 değil de şöyle 40 değerini vereceğim yukarıdan aşağıya. Yine şöyle 130 olsun. Ancak şurada 40 olsun. Tam böyle altına gelecek mi ona bir bakalım. Ha olmadı. Biraz daha şöyle 70 değerini verelim. Ha mesela bu şekilde. Şimdi şuradaki koordinat mantığını anladınız değil mi?
130'u buraya bilerek verdim. Çünkü soldan geldiği zaman kutuyla aynı mesafede olsun. Onun için ilk kısmı 130 değerini verdim. İkinci kısım yani Y koordinatı da yükseklik olduğu için kutunun yüksekliği 30-30 değerinde, ancak 30'dan daha fazla bir değer vermem gerekiyor ki buradaki koordinat üzerindeki aralık biraz daha açılsın, kutunun daha altına gelsin. O yüzden de buraya 70 değerini göndermiş oldum. Şimdi mantık tamamen bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki bu sadece gösterdiğim 2-3 tane. İşte text'tir, textbox'tır ya da butondur. Bu tarz işler. Ancak designer üzerinden bunları çok daha rahat bir şekilde yapacağız. Örneğin kişiden bir kullanıcı adı alacağız. İşte bir şifre alacağız ve bunu Python üzerinden bir sisteme giriş entegresi yapacağız. İşte nedir mesela? İşte SQL öğrendik. Mesela SQL'e bir veri bağlantısı gerçekleştireceğiz Python üzerinden. Ancak girerken de şifremizi buradan vermeye çalışacağız. Mesela oraya girerken biz şifremizi nasıl veriyorduk arkadaşlar? Girişte ilk oluşturduğumuz host yapısından şifremizi de belirtiyorduk. Ancak mesela kullanıcı adı ve şifreyi ben böyle bir pencere yaratarak bu şekilde işlemi entegre edebilirim. Burada girmiş olduğum kullanıcı adı ve şifre gider Python üzerinden işte MySQL veri tabanı. MySQL veri tabanı kullanıcı adı ve şifre kontrolü yapar. Sisteme oradan giriş yapabiliriz. Veya giriş başarılı olduğu zaman işte veri tabanı üzerinden kayıt girebiliriz, kayıt silebiliriz ve bunların tamamını burada yaratacağımız bir arayüzden yapabiliriz arkadaşlar. Veya bir kendimize takvim yapabiliriz veya bir hesap makinesi yapabiliriz. Yani aklınıza gelebilecek bütün yapıları biz geliştirmeye çalışacağız arkadaşlar ve elimden geldiğince de çok fazla örnek çözmeye çalışacağım. Gerçekten güzel bir konudur. Yani PyQt 5 üzerinden işlem yapmak eğlenceli bir konudur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hem benim elimde var birkaç tane örnek, hem de yine dışarıdaki bulabileceğim, araştıracağım yine de bunları. Daha farklı böyle örnekler bulabilirsem bu örnekleri de sizlere yapmaya çalışacağız ama arkadaşlar. Umarım yani anlaşılmıştır. Elimden geldiğince de açık ve anlaşılır olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bunların çoğunu biz zaten designer üzerinden kendimiz yapacağız. Ancak designer yapısının çalışma mantığı bu şekilde. Yani bir nesne yaratırız ve bu nesnenin üzerinden metotlar kullanarak biz bir pencere üzerinde istediğimiz şekilde işlemleri gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.